Şimdi arkadaşlar burada ikiz kenar bir üçgen olduğu için tabana indireceğiz 8, 16 olduğu için buraya da 2 kalacak 10 olması için dikten dikindiği için öklet. Burada da hemen 8 çarpı 2 16 yükseklik 4 oldu. Geniş açılı bir üçgen taban 6 yükseklik 4 bölü 2 12 arkadaşlar aşık. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar şimdi 2 tane kenar var. Ve burada üçgenin alanını bulacağız. O zaman iki kenar arasındaki aslında bir nevi şu EDB açısını bulmak zorundayız. Onu da nasıl bulacağız? Bize tepe açısını zaten 60 derece vermiş. O zaman şöyle yapalım. Buraya alfa diyelim. Buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Buraya beta diyelim. Çemberden bilenler de yapabilir. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece. 2 alfa artı 2 beta artı 360 eşittir. 360 alfa artı beta bakın 150 geldi. Haliyle açıya 30 kaldı. EDB'ye 6 çarpı 9 bölü 2 sinüs 31 bölü 2 54 bölü 4 27 bölü 2. İkinci tarz açı bulmayı da göstereyim isteyen dinleyebilir. Bir noktadan çıkan en az 3 doğru birbirine eşitse kesinlikle bu bir çember belirtir. 60 derece olduğu için merkez açı gördüğünün aynısıdır. 60 derece geriye arkadaşlar 300 derecelik bir yay kalıyor. Bu yüzden Çevre açı 150 isteyen buradan da görürdü. 3 verilmiş. DH'da 4 verilmiş. İkiz kenar bir üçgen. Bakın şimdi. ABC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Yapacağımız tek hamle bunu böyle birleştir. Soldaki CDB'nin alanı 10 çarpı 3 bölü 2. Sağdaki ADB'nin alanı 10 çarpı 4 bölü 2. Birisinin alanı 15, birinin alanı 20. Topladık 35 yaptı D şıkkı. Üçgende bir kural vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Bir noktadan indirilen diklerin toplamı yüksekliğe eşitti. Burada iki dik var. Ben de hemen üçüncüyü indirdim. Böylece yöndeş açılar eşittir. 60-60. 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı kök 3'tür. 60'ın karşısı 3'tür. Böylece yükseklik 3-5 daha 8. 4 daha 12 oldu. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 kök 3. Yine 4 kökü çünkü eşkenar üçgen. 8 kökü çarpı 12 bölü 2'den üçgenin alanı 48 kökü geldi arkadaşlar. A şıkkı. Bu böyle zormuş gibi ama asla öyle zor soru değil. Bir kere A ile B örtüştüğü için demek ki ED uzunluğu da arkadaşlar 6'ymış. Şimdi burası 6. O zaman bir kere 90-90 olduğu için kelebek benzerliği oldu. AF ve BC birbirine paralel haliyle 1'e 2 oran işte kelebek benzerliği ve üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2'den 18. Bu arkadaşlar şuraya S dersek burası 2S. 18 eşittir 3S. Yeşil bölge 2S bakın. Demek ki cevap 12'ymiş D şıkkı. Sorular biraz ezber gibi. Çünkü arkadaşlar paralel iki doğru verdiği zaman hiçbir şeyi olmayan bu pembe üçgenin alanını nasıl bulursun? Paralel doğruların arasında bu paralelin üzerindeki kenara dokunmazsın AE'ye. Mecburen geriye kalır tek bir köşe onu da en ucu alırsın böyle C'ye. Artık yeni üçgen bu olur. Hani görüntü aldatmasın sizi gerçekten paralel iki doğru arasında uzaklık değişmiyor. E AE A, de değişmiyor o zaman alan da değişmez. Bu yüzden bu mavi üçgenin alanı 6 çarpı 3 kök 2 bölü 2 yani 9 kök 2. Bu aynı zamanda pembe üçgenin de alanına eşittir. E şıkkı. Üçgenin alanı sorulmuş arkadaşlar. Ee, burada şöyle hemen orta taban indiririm değil mi? Çünkü madem bana orta nokta vermiş, dik kenar vermiş indirmek lazım. 12 olduğu için 6 6 buraya da 4 kalır. Böylece hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen. Hani bu soruda aşırı lazım mı bu bilgi bilmiyorum ama ben her seferinde gösteriyorum. Böylece. Burası arkadaşlar 4 köküç oldu. Şimdi ne yaparsın biliyor musun? Burada şu üçgenin alanını bulursun. Bu üçgenin alanı ne? 6 çarpı 4 köküç bölü 2'den 12 köküç. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. Alan oranı o zaman benzerlik oranının karesidir. Büyük üçgenin alanında 48 köküç gelir A şıkkı. Çortayın kollarına inendikleri eşit birinci bilgi, ikinci bilgi iki açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü de geçer. Bu yüzden şöyle bir dikindireceğiz. Burada arkadaşlar AE ile EP birbirine eşit olur 1. DP ile ED birbirine eşit olur. Sonra bir tane daha indiririz. DP ile burada DH birbirine eşit olur. Şuradaki bilmediğimiz PC ile buradaki HC birbirine eşit olur. Yine BH da BE'ye eşit olacaktır. Pisagor yaparsak X artı 1'in karesi artı 6'nın karesi 5 artı X'in karesi arkadaşlar x kare artı 2x artı 1 artı 36 eşittir. 25 artı x kare artı 10x olacak. Buradan da x 1,5 geliyor. Şimdi x 1,5 gelince o zaman ac kenarı 2,5 oluyor. Diğer kenar zaten 6. 2,5 çarpı 6 bölü 2. 15 bölü 2'ymiş üçgenin alanı B şıkkı. Burada parçalayarak alan bulalım. 1, ADB'nin alanı, bakın sonuçta o yükseklikler sırf o yüzden verilmiş. ADB'nin alanı için DE3, taban kaç arkadaşlar? 14. 3 çarpı 14 bölü 2 artı, şurada bakın yükseklik burası ve kalan üçgenimiz de burası. E zaten geniş açılı üçgen olduğu için demek ki dışarıdan indirilmiş buraya. Ve D noktasından gerçekten bakın BC lazım bana. O da var 10 santim. Yükseklik deseniz o da var. 8 çarpı 10 bölü 2. Haliyle 21 artı 40 61'miş. Yani D şıkkı. 4 kök ve 8 kök verilmiş ya. İşin içinde bir de açı var. O zaman orta taban yerine muhteşem üçlü düşüneyim. Hem açıyı da kullanalım. 4 kök 3, 4 kök 3, 4 kök 3. 70, şurası 20. Tabii ki burası 40 derece, burası da 20. Ve arkadaşlar tabii ki buraya B diye şey K diyeyim. DK ile DC eşit geldi. 4 kök 3 4 kök 3. O zaman 40 derece yaptı ve burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 derece. 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 2 60'ın karşısı 6. Bu üçgenin alanı 2 kök çarpı 6 bölü 2'den 6 kök 3 oldu. Cevap C şıkkı. Oranın tabanlar oranı. Önce ona bakalım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar burada bir iç açı ortay dersek Aynı böyle kesirlerle uğraşmak için yapacağım. Neden hocam? 12B'ye 6B ye yazıyorsunuz da B'ye 2B ye yazıyorsunuz de derseniz kesirlerle uğraşmayı sevmediğim için. Şimdi dikkat. Burada arkadaşlar bir de dış açı var. Görüyor musunuz? AC dış açı ortayı. Küçüğün tamamının oranı bakın. 2A bölü 3A. X'in 6B'ye oranı 2 bölü 3. Demek ki buradan X de 4B'ymiş. Güzel. Artık bunu da 4B bulduğuma göre bir kenar 4B, bir kenar 6B bölü 2 sinüs 60 kök 3 bölü 2 eşittir 6 kök 3. Buradan kök 3'ler gitti. 4'ler de gitti. B buradan 1 oldu arkadaşlar. Benden 4B isteniyor 4. Açı ortay konusunda bunu zaten çözmüştük. Ee, belki ben konu anlatımda zaten çözdüm ama burada bile çözmüş olabilirim. Yani gördüğünüz gibi kenarları birbiri yazıp tek bilinmeyenle iş hallettik.